Çiftçi mağdur. Ziraat Bankası diyor ki çiftçinin borcunu yapılandıracağım. Borç öyle bir düzey ki yapılandırsan da çiftçi ödeyemeyecek. Çiftçi mağdur, çiftçi yoksul. Çiftçi tarlasını ekemiyor, biçemiyor. Bu mazot fiyatıyla kim tarlasını sürecek? Yaylaları yasaklamışsın, hayvancılık yapamıyor. Sen et ithal ediyorsun. Çiftçi kalkıyor, soğan, patates ekiyor. Diyor ki ihraç edemezsin. Bir de anlamadığım şu var. Hadi herkes terörist. Yahu bu soğandan, patatesten ne istiyorsun? Sabah akşam soğan, patates. Şimdi çiftçiye diyor ki soğan, patatesi ihraç etme. Neden? İhraç edersen diyor para kazanırsın. İhraç etme ki soğan, patatesin ucuza gitsin. Zihniyet bu. Çiftçiyi koruyan, kollayan değil. Her şeyi terörize eden, bütün kaynakları sömüren bir zihniyet. Esnaf perişan. Sadece 2019 yılında 114 bin esnaf kepenk kapamış. Resmi rakam bu. İktidarda oldukları sürece her yıl 100 bin esnaf iflas etti. Kepenk kapattı. Ve bunca mağduriyet varken, bunca işsizlik varken, bunca yoksulluk varken Cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki evlenin. Bekar kalmayın. Yaşınız geçmesin. Evde kalırsınız diyor. İnsanlarla alay ediyor. Evlen, nasıl evlenecek gençler? Esnaf çocuğunu nasıl evlendirecek? Kepenk kapatmış yoksulluk içinde olan esnaf. Çiftçi çocuğunu nasıl evlendirecek? Ziraat Bankası'na borç mu ödeyecek? Çocuğunu mu evlendirecek? İşsizlik 13.4'e çıkmış. Genç işsizlik %30'a dayanmış. Üniversite mezunu her 3 kişiden biri işsiz. O diyor ki evlenin. Ne ile evlenecek? Gençler, bırakın evlenmeyi, gelecekleri konusunda inanılmaz kaygılı. Geleceğe dair hiçbir umutları kalmamış durumda. Eskiden aileler çocukları üniversite kazandığı zaman mutlu olurdu. Çocuğum okuyacak şimdi diye. Okuyacak, bir meslek sahibi olacak, kendisini kurtaracak diye. Şimdi aileler için için dua ediyor da çocuk üniversiteyi kazanmasın diye. Durum bu kadar vahim. Çünkü üniversiteyi okumak çok maliyetli artık. Ve bu ülkede üniversite öğrencilerine cephe almış rektörler var. Üniversite öğrencisinin yemeğine karışan, onu o yemekten mahrum kılmaya çalışan rektörler var. Tüccar bunlar, tüccar. Şimdi insanlar diyor ki neden iklim bu hale geldi? Çünkü bir iklime karşı, doğaya karşı yürütmüş oldukları politikalarla, enerji politikalarıyla, termik santral politikalarıyla aslında iklim krizine en fazla katkı sunan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü doğa bunların umurunda değil. Bunların işte zihniyeti bu. Bunların doğaya bakışı bu. Kanal İstanbul'la ilgili herkes diyor ki bunu yapma. Bak iklim krizi var. Bak Marmara biter, Karadeniz biter, anlatıyorlar anlatıyorlar. Onun derdi diyor ki iki tarafa diyor bahçe içinde evler yapacağız. Burada 1,5 milyon insan yaşayacak. Betondan başka bir şey düşünemiyorlar. Haklarımıza, zenginliğimize sahip çıkmak zorundayız. Bu zenginliği biz üretiyoruz, o zaman biz yöneteceğiz. Bu zenginliği biz üretiyoruz, o zaman hakça, adaletçe bu zenginliği paylaşacağız. Yoksul kalmayacak, yoksulluğa karşı mücadele edeceğiz. Adaletsizliğe karşı mücadele edeceğiz. Bunu da siyasetle yapacağız. Bu ülkeyi demokratikleştireceğiz. Orta Doğu'yu demokratikleştireceğiz. Bu ceberrut iktidardan, otoriter rejimlerden, emperyalist güçlerden, Orta Doğu halklarını kana boğan, zulüm içinde inleten güçlerden hep beraber kurtaracağız. Hep beraber bu yolu kat edeceğiz. Ve o yüzden de bir kez daha buradan sesleniyorum. Şimdi Hodri Meydan demey zamanıdır. Şimdi erken seçim zamanıdır.